Video sorumuz var. Onlardan birisi ekrana gelecek. Kıymetli hocam, selamünaleyküm. Hayırlı günler diliyorum. Hocam benim sorum, ben 29 yaşındayım. Bu zamana kadar hep Allah'a inandım ama hiçbir zaman farzları, sünnetleri yerine getirmedim. Dua ediyorum Allah'a yaklaşmak için, Allah yolunda ilerlemek için ama hiçbir zaman dünya meşgalesinden aslında yolumu bulamadım. İbadetlerimi yerine getiremedim. Buna çok niyetliyim, çok gönüllüyüm ama dünya işleri sürekli benim karşıma çıkıyor hocam. Tavsiyeleriniz nasıl olur, nasıl yapalım, nasıl ilerleyelim? Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Aleykümselam. Buyurun hocam. Efendim, Rabbimizin lütufları, ihsanları bize devam ediyor. Yani bir an onun lütfu kesilse, kökü kesilmiş ağaçlara döneriz. Öyle olunca bize bir elma verene teşekkür ediyoruz da, bize sağlık veren, afiyet veren Rabbimize nasıl teşekkür etmeyiz? Bu nankörlük olmuş olmaz mı? Öyleyse sevgili kardeşimiz, önümüzdeki gelecek ilk namazdan, öğle namazından itibaren namaza derhal başlamalı, nefse, şeytana fırsat vermemeliyiz. Onlar tabii işte işin çok, gücün çok tabii bütün bunlar namazı kılmamaya sebep değildir. Böyle olmamalı. Bu şeytanın tuzağıdır, nefsin kandırmasıdır. O yüzden bunlara itibar etmemeli. Rabbimin lütfu devam ediyor. Bak, bir an kesilse ben ne duruma gelirim? Öyleyse benim de ona bir teşekkürüm gerekir yani. Allah'a itaat. Evet. Evet. Devam edelim. Bir başka video soru var. Selamünaleyküm hocam. Ben şey soracaktım. Ölmüş bir biri için, daha doğrusu annem vefat etti. Onun yerine işte kıldığın namazdan, tuttuğun oruçtan ona bağışlayabiliyor musun? Bir de vefat etmiş birine kurban onun niyetine kesebiliyor musun? Evet. Efendim, yani bizden ayrılarak ebediyete irtihal etmiş kişiler için mesela namaz kıldım. Ya Rabbi, bunu ölen kişi için kılmıyorum namazı. Namazı ben kendim olarak Rabbimin rızası için kıldım. Ama ya Rabbi, bu namazdan hasıl olan sevabı filan kişiye armağan ediyorum. Yani biz ona armağan ederiz de biz eli boş çıkmayız. Rabbimizin lütfu geniştir, boldur. Hem o faydalanır hem biz faydalanırız. Yani diğer ibadetlerimiz de öyle. Hayr-ı hasenatımız da öyle. Yaptığımız hayırlardan yani bu sene 10 talebeye burs vereceğim. Yani benim ruhlarına haberdar olur mu bunlar? Elbette haberdar olurlar yani. Başkaları adına namaz kılmıyoruz. Yani diyor ya, annem için kıldığım namazları. Doğru, başkası için değil. Kendimiz yapıyoruz. Hasıl olan sevabı onlara armağan ediyoruz. Bir de ikinci sorusu, vefat eden biri için kurban kesilir mi diye sordum. Kesilebilir tabii. Kesilebilir. Annesi doğru, için doğru. Kurban kesebilir. Doğru. Bir başka video soru daha var. İzleyelim, görelim. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Sizle bir şey danışmak istiyorum. Kendim 69 yaşındayım. Unutkanlığım var. Beyinden ameliyat oldum. Kalpten astım hastasıyım. Oruç tutamıyorum. O yüzden çok üzülüyorum. Buna ne diyeceksin? Bir de unuttuğum için bazı duaları namaz kılarken unutuyorum. Bildiğim duaları okuyorum. Sizden yani biz cümle bekliyorum. Cevap bekliyorum geçmiş hocam. Olsun. Şifalar diliyoruz. Evet efendim. Dediğiniz gibi biz de Rabbimizden şifa diliyoruz. Elimizden nasıl geliyorsa, la yükellifullahu nefsen illa vüs'aha. Allah hiç kimseyi gücünün üstünde bir şeyle mükellef tutmaz. Sağlığım müsait değil de oruç tutamıyorsam fidye vereceğim. Fidye vermeye de gücüm yetmiyorsa Rabbimin affını, lütfunu dileyeceğim. Efendim, diğer tarafta namazı da kılacağım. Unuttum, yanlışım oldu, hatam oldu.
Rabbimin onu bağışlayacağını dilerim. Ümitsizlik yok. Ben unutkanlık yapıyorum. Namazda okuyacağım duayı okumuyorum. O halde ben namaz kılmayayım. Öyle değil. Öyle o an bildiklerimizi okuyarak o ibadeti tamamlayalım diyorsunuz hocam. Peki, teşekkürler. Hayırlı programlar Hanife Kara, Muhsin Bey ve hocama. Gürsu Bursa'dan selamlar, dualarınızı bekliyoruz demişler. Evet. Konya bizi izliyor, Konya'ya selamlar. Muş'tan takip ediyorlar, Muş'a da selamlarımızı yollayalım. Hediyelerimiz nelerdi, onlara bir bakacağız muhterem hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.